Merhabalar. Bu videoda eğer Twitch canlı yayınlarıma gelmiyorsanız pek bilmeyeceğiniz bir takım konulara değineceğim. Bilenler bilir. Benim için profesyonel güreş ne kadar değerliyse ondan çok daha değerli gördüğüm başka bir hobim var. Basketbol. Oynamaktan bahsetmiyorum yalnız. Direkt takip etmek. Herkesin bir takım hobileri vardır. Genel olarak basketbol, futbol ve güreş de benim spor konusunda takip etmeyi en sevdiğim hobilerim. İlkokuldan sonra iri biri olduğum için çocukken hep Kaan Kural gibi olmak isterdim. Hobilerini takip ederek bununla ilgili yorumlar yapıyor ve para kazanıyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz diye düşünüyordum. Basketbolla tanışmadan önce elbette Türkiye'deki çoğu çocuk gibi ilk takip ettiğim spor futboldu. Babadan gelen Galatasaraylılığın bünyeye yeni yeni işlemeye başladığı zamanlar. Galatasaray'ın 4 sene üst üste şampiyon olmaya başlayacağı o efsane dönemlerine denk geliyordu aslında bu. Futbolu seviyordum. Henüz daha okula başlamamıştım. Tam o aralarda henüz 6 yaşındayken kendimden birkaç yaş büyük kuzenimin basketbola başlamasından dolayı bu spor ilgimi çekmeye başladı. Futbolun aksine çok daha aktif oynandığı için hoşuma gitmişti. Televizyonda spor haberlerinde onu gördüm. Bir basketbolcu. Çok iyi bir oyuncuymuş. Basketbolu bırakmış ve geri gelmiş. Herkes onun ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan bahsediyordu. Basketbol dendiği zaman artık hep onun adını duymaya başlamıştım. Michael Jordan. Çocukken çok havalı bir isim olduğunu düşünüyordum. Televizyona bakıyorum, Jordan. Gazeteye bakıyorum, Jordan. Ailemle alışveriş yapmaya gittiğimiz marketlerde onun fotoğraflarını görüyordum. Bu adam sanırım çok büyük bir adam diye düşünmüştüm. Bir çocuk olarak çizgi film izlemeyi çok severdim. Tam o dönemin çocuğu olarak Bugs Bunny en sevdiğim çizgi filmlerden biriydi. Sonradan öğrendim ki Michael Jordan ve Bugs Bunny'nin filmi geliyormuş. Ben artık okuma yazma öğrenmiştim. Kendim gazeteleri okuyabiliyordum. Space Jam adında bir filmin afişini gördüm. Hem en sevdiğim çizgi film kahramanlarının bazıları hem de yeni merak sardığım spor olan basketbolun en büyük oyuncusu oradaydı. Dayım, basketbol oynayan kuzenim ve beni bu filme götürecekti. O kadar heyecanlıydım ki. Daha önce Aslan Kral, Alaaddin gibi bazı filmlere gitmiştim zaten ama yine de hayatımın ilk sinema filmlerinden biriydi bu. Amerika'da 1996, Türkiye'de 1997'de vizyona giren Space Jam'e giderken heyecandan yine karnım ağrıyordu. Öyleydim ben. Şu yaşımda bile çocukluktan gelen bir şey. Ne zaman gerçekten heyecanlansam karnım ağrır. Sinemaya gittik. Koltuğa oturdum ve heyecanlı filmin başlamasını bekledim. Sonunda başladı. Warner Bros. Logosu ve müziğini ilk defa televizyon dışında kocaman bir perdede görüyordum. Filmin başında çocukken ruhuma işleyen bir müzik çalmaya başladı. Ne dediğini anlamıyordum ama kulağıma çok hoş geliyordu. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Küçük bir çocuk evlerinin bahçesinde basketbol oynuyordu filmde. Gece çok geç bir saatti. Babası içeri girmesi gerektiğini söyledi. O da son bir şut daha atayım dedi. Babası izin verdi. O attıkça atmaya devam ediyordu. Babası da şutu her girdiğinde devam etmesi için izin verdi. En sonunda çocuk potaya doğru uçmaya başlayınca asıl film de burada başlıyordu işte. Allah'ım, o nasıl bir giriş. Televizyonda, gazetelerde gördüğüm Michael Jordan'ın görüntülerini devasa bir ekranda izliyordum. Gözlerim parlamıştı. O an bir çocuk basketbola, Michael Jordan'a aşık oluyordu. Filmi izlerken büyülenmiştim. Herkes ona majesteleri diyordu. O artık benim de majestemdi. Filmden çıktığımda yüzümde şapşal bir gülümsemeyle ben basketbolu seviyorum demiştim. Nereden bilebilirdim ki NBA'in sloganının da I love this game olduğunu. Eve gittim ve herkese Space Jam'den, Michael Jordan'dan bahsediyordum. Bir çocuk yepyeni bir hobiye bağlanıyordu. Ne yapıp edip onun maçlarını izlemeliydim. Sanırım çoğu çocuk öncelikle bir sporcuyu sevip ondan sonra takım tutuyor veya sporu seviyor. Elbette bu herkes için geçerli değil. Mesela ben babamdan dolayı direkt Galatasaraylı olmuştum. Ancak yeni bir sporu tanıyan çocuklar genelde kişilerden başlıyorlar.
O senenin ilerleyen zamanlarında NBA'de playofflar başlamıştı. Michael Jordan ve Chicago Bulls'un haberlerini almaya başlamıştım bile. Babam o sene ilk defa Amerika'ya gitmişti. Bilin bakalım bana ne getirdi. Chicago Bulls, Michael Jordan kazağı. Herhalde o yaşta en sevdiğim kıyafetim olmuştu. Bir gün NBA'de finallerin oynandığını öğrendim. O zamanlar Kanal D'de yayınlanan final maçlarının tekrarları gündüz veriliyordu. Bu harika bir şeydi. İlk defa Michael Jordan'ın tam bir maçını izleyecektim. 1997 finallerinde Chicago Bulls'un rakibi Utah Jazz'di. Böyle bir takım olduğunu ilk defa duymuştum. Karl Malone ve John Stockton diye iki de yıldızı vardı. Harika uyumlu oynuyorlardı. Diğer tarafta da Jordan ve yanındaki Pippen, Dennis Rodman'ı ilk defa beraber tam bir maçta izliyordum. Televizyona kilitlenmiştim. İlginçtir ki Michael Jordan tamam çok iyi ama bu Karl Malone çok başka oynuyordu. Sonradan anladım ki bu playoff denen şey çok maç üzerinden oynanıyormuş. Benim izlediğim maç da 3. maç. Yani Utah'ın 2-0 geride girdiği maç. Karl Malone o gün tam 37 sayı 10 rebound yapmıştı. Utah maçı kazandı. Ertesi maçı da izleme şansım oldu. Onu da Utah kazandı. Malone yine formundaydı. Çocuk aklımla çok etkilenmiştim. Yepyeni tanıdığım ve benim de gözümde majesteleri olan kişi izlediğim ilk iki maçta Karl Malone önderliğinde yeni tanıdığım bir takıma kaybediyordu. Devam eden iki maçı da Bulls kazanıp seriyi 4-2 almıştı. Tüm maçlar birbirine yakın ve gerçekten iyi bir final serisiydi. NBA maceram resmen başlıyordu. Tüm dünya Michael Jordan'a kilitlenmişti. O maçları izleyene kadar ben de öyle. Ama ben Karl Malone'a karşı acayip hisler beslemeye başlamıştım. Bu adam benim ilk favori oyuncum olacak gibiydi. Keza öyle de oldu. Evet, Michael Jordan en iyisiydi. Ama benim favorim Karl Malone olmuştu. O zaman takım tutma bilincim olsa herhalde Utah Jazz'i tutardım. Bulls'tan ziyade onlar benim daha çok ilgimi çekmişti. Belki de yenildikleri için içimden yenileni tutma hissiyatından böyle olmuştu. Bilemiyorum. 1998 yılı itibariyle ben futbol kadar basketbolu da seven bir çocuktum. Artık bu konuda daha da ileriye gitmeye başlamıştım. Kuzenim Bursa'nın Tofaş takımının altyapısında oynadığından dolayı artık Tofaş maçlarına da götürülüyordum. Canlı canlı salondan basket maçı izlemenin keyfini de Tofaş'ın efsane dönemlerinde yaşıyordum. O yılın NBA finallerini yine izleme şansım oldu ve yine Bulls, Utah Jazz'i yenmeyi başardı. Garip hisler içerisindeydim. Malone'dan dolayı Jazz'i destekliyordum ama Jordan'ın büyüklüğüne de hayran kalıyordum. Bu hislerle Tofaş maçlarına gidip David Rivers, Rashad Griffith ve Slaven Rimac gibi isimlere de ekstradan sempati besliyordum. 1998 ve 99 sezonu benim basketbolu yalnızca izlediğim değil, iyice ciddi şekilde oynamaya başladığım bir sezondu. Tofaş'ın şampiyon olduğu sene ben de birkaç maça gitmiştim. Altyapıdaki kuzenim Türk oyunculardan Mehmet Okur'un formasını almıştı. O forma hala onda duruyor. Onlara ne zaman gitsem odasında asılı o Mehmet Okur formasına bakardım. Sanırım en sevdiğim Türk basketbolcu da Memo olmaya başlamıştı. İbrahim Kutluay inanılmaz bir basketbolcuydu ama hayır, ben Memo'yu seviyordum. Hem onu canlı canlı izlemiştim de. 4. sınıfa gidiyordum. Okulda hem sınıf hem de ilkokul takımının kalecisiydim. Peter Schmeichel benim idolümdü. Ancak ben bazen basketbol oynamayı daha çok seviyordum. İkisi arasında adeta bir çatışma vardı içimde. Basketbolu mu yoksa futbolu mu daha çok seviyordum? İzlerken ikisi de keyif veriyordu bana. Peki ya oynarken? Kalecilik benim tutkumdu. Çıkıp iki turnike atmak, sınıf arkadaşlarımı bloklamak da çok hoşuma gidiyordu. Bir gün beden eğitimi dersinde hoca basketbol oynattırıyordu bize. İlginç gelmişti bana. Bariz şekilde doğru düzgün buna meraklı, kurallarını az buçuk öğrenmiş bir tek ben vardım. Biz maç yaparken hoca ve yanında tanımadığım bir adam bizi izliyordu. Anlam veremedim. Maçtan sonra hoca beni yanına çağırdı. Yanındaki adam benimle konuşmaya başladı. Ben Oyakreno'da senin yaşıtlarının basketbol antrenörüyüm. Senin basketbol oynamanı beğendim. Eğer istersen annen babanla konuş, seni basketbola başlatalım dedi. Kulaklarıma inanamadım. Ben kaleciliği çok seviyordum ve birinci sınıftan beri hep sınıf kalecisiydim. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyordum. Annem ve babama söyledim. Onların da hoşuna gitti. Beden hocam bana gelip bunu isteyip istemediğimi sordu. Ben de olumlu yanıt verdim. Okulun önünden Oyakreno takımının servisi beni alacaktı. İlk defa oraya gidecektim. Çok heyecanlıydım. Annem bana bir spor çantası ayarladı.
Onu omzuma takıp servise bindim. İlk defa orada yeni çocuklarla tanıştım. Renault fabrikasının arka tarafında takımın tesisleri vardı. Hoca top sürmeyi öğretiyordu ama ben zaten biliyordum. Bariz şekilde benim eşitlerimin arasında basketbola en meraklı kişi bendim. Koç beni beğendi. O gün bazı çocukları elediler. Beni ise seçtiler. İkinci seçmelere de çağırdılar. Orada da başarılı bir performans sergiledim. Üçüncü gidişim son gidişim olacaktı. Daha önceki iki günden öğrendiğim üzere eğer işlem bitince hızlı giyinirsek serviste en güzel koltukları kapabilirdik. Tüm çocuklar koşa koşa koltuk kapıyordu. Ben de her zamanki gibi giyinip servise koştum. Bu sefer bir gariplik vardı yalnız. Nedense hiçbir çocuk gelmiyordu. 15 dakika kendi kendime serviste bekledikten sonra koçla beraber tüm çocuklar geldi. Koç hayatımda ne annemden ne babamdan ne de hiçbir öğretmenimden görmediğim şekilde bana bağırmaya başladı. Toplantı yaptık, sen neredesin lan dedi bana. Annene babana söyle, bir daha gelmiyorsun buraya dedi. Ben çok şaşırmıştım. Kimse bana toplantı olduğunu söylememişti. Nereden bilebilirdim ki? 10 yıllık hayatımdaki sanırım en büyük hayal kırıklığımı yaşamıştım. Kimse bana böyle bağırmamıştı. Kimse benim üzerime böyle yürümemişti. Korkmuştum. Ben basketbolcu olmak istemiyorum dedim. O günden sonra basketbol benim için sadece arkadaş arasında ara sıra oynayacağımız alternatif bir spor olarak kalacaktı. Beni kendileri davet edip bilmediğim bir şeyden dolayı kovan o antrenörden dolayı basketbol oynamaya bir süre küsmüştüm. Ancak izlemek hala çok keyifliydi. Akrabalarımızdan birinde PlayStation vardı. NBA'in oyununu ilk defa orada oynamıştım. İlk olarak takımlara baktım. O dönemler NBA'de her takımın illa bir yıldızı olurdu. Şimdiki gibi yıldızlar şampiyonluk için güçlerini birleştirmezdi. Chicago Bulls'u aldım heyecanla. Michael Jordan'la oynayacaktım. Daha oynamayı bile bilmiyordum ama EA Sports'un FIFA 98 ve 99 oyununu oynamıştım. Bunu da başarabilirdim herhalde. Yalnız o da ne? Ne demek Michael Jordan oyunda yok? Yine bir hayal kırıklığı. Bulls'ta Jordan yok, onun yerine 99 numaralı player diye koydukları biri var. Keşke NBA oyunlarıyla ilk tanışmam böyle olmasaydı. Neyse, diğer takımları oynarken NBA'deki takımlara tamamıyla hakim olmaya başlamıştım. 2000 yılı itibariyle hem futbolda Galatasaray'ın zirveyi görmesinden dolayı iyice futbol hastası olmuştum, hem de NBA'ye daha da çok merak sarmıştım. Birçok oyuncuyu biliyordum artık. Çocukken bu tarz şeylerle ilgilenip, onları izleyip, hatta oyunlarını oynuyorsanız iyice bağlanıyorsunuz. Bunu hepimiz yaşamışızdır ya da yaşıyorsunuzdur. Artık her yönden bir spor hastasıydım. Futbol izliyordum, basketbol izliyordum. Arada dövüş sporları ilgimi çekiyordu. O sene olimpiyatlarda izleyebildiğim kadar spor dalında izlemiştim. Okulda koşu da yapıyordum. O yüzden 2000 olimpiyatlarında Boris Green ve Marion Jones'u çok sevmiştim. Tabi Marion Jones'un doping yaptığı ortaya çıkınca bu olimpiyatlardaki tüm madalyaları geri alındı. Tam o dönemlerde Vince Carter diye bir adamdan iyice söz edilmeye başlanmıştı. Bu adam adeta uçuyordu. Zaten o seneki smaç yarışmasında kazanmıştı. Yeni favorim o mu olacaktı acaba? Hayır. Kurtlu takımda bambaşka bir yaratık vardı. Minnesota Timberwolves benim beynimde kurtlu takım diye kalmıştı. Orada oynayan 21 numaralı canavar inanılmaz ilgimi çekmeye başlamıştı. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Kevin Garnett. Karmalon yerini Garnett'e bırakmıştı. Sanırım gerçek manada ilk favori oyuncum Kevin Garnett oldu. Malone beni NBA'ye bağlasa da Garnett'i daha çok sevmeye başlamıştım. Hele ki siyah Timberwolves formasını giydiğinde çok yırtıcı görünüyordu. Hepsini geçtim. Bilgisayarımda oynadığım ilk NBA oyunu olan NBA Live 2001'in de kapağında o vardı. Evet, ben sanırım Garnett'çi olmuştum. Bu süre zarfında 2 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan, 2 yıl üst üste Türkiye kupasını kazanan Tofaş kapatılmıştı. Şu an bile koç grubunu bu kararından dolayı affetmiyorum. Türkiye'de tuttuğum takım kapandığı için uzun yıllar Türk basketbolunu izlemeyi bıraktım. Zaten NBA daha güzel geliyordu. 2001 yılında ilk defa gece kalkıp NBA All-Star'ı izleyecektim. Bu bana heyecan veriyordu. Elbette annem babamdan izin almıştı. Hatta onlar da benimle beraber izlediler. Nereden bilebilirdim ki tarihin en iyi All-Star maçını canlı izleyeceğimi? Harika ötesi bir maçtı. Şu ankiler gibi iyice işi şova dökmüyorlardı. Maç daha ciddi geçiyordu. O sene Shaq'lı, Kobe'li Lakers bariz şekilde NBA'in en iyi takımıydı. Karşılarında playofflarda kimse duramıyordu. Yine şampiyon olmuşlardı.
Yaşıtlarımın Lakers furyası tam da 2000'lerin başında bu dönemlerde başlıyordu. Bense farklı arayışlar içerisindeydim. Herkesin çok sevdiği isimlerdense daha arka planda kalan kişiler ve takımlar benim ilgimi çekiyordu. Herkes Lakers severdi zaten. Sacramento Kings o aralar izlemekten çok keyif aldığım takımlardan biriydi. Onlar da hoşuma gidiyordu. 2001 NBA draftinde Mehmet Okur 38. sıradan Detroit Pistons tarafından seçildi. O benim en sevdiğim Türk basketbolcuydu. Pistons'a merak sarmam işte tam olarak burada başlıyor. Herkes uçan, kaçan, smaç vuran basketbolculara merak sarsa da ben daha çok iyi savunma yapan, blok vurup rebound alan oyuncuları seviyordum. Memo'nun draft edilse de henüz oynamaya başlamadığı bu Pistons takımında garip bir şeyler oluyordu. Bir oyuncu ufak ufak ilgimi çekmeye başladı. Kollarında bantlar, kafasında da bir bant ve inanılmaz, devasa bir afro saç. Bu adam da kimdi acaba? NBA oyunlarında onu görmüştüm ama pek de ilgimi çekmemişti. Ancak onu gerçekte izleyince nedense bir elektrik hissettim. Ben basketbol oynarken rebound almayı çok severdim. Bu adam da çok iyi rebound alıyordu. Ben blok vurmayı çok severdim. Bu adam da bunu en iyi yapanlardan biriydi zaten. Ben savunma yapmayı, rakibimi bezdirmeyi çok severdim. Ne hikmetse bu adam da tam olarak bunları çok iyi yapıyordu. Aradığım aşkı bulmuş gibi hissettim. Afro saçları ve hırçın defansif oyunuyla Pistons'ın en popüler oyuncusu Ben Wallace benim yeni ve daimi favorim oluyordu.